Sevgili öğrenciler, bugün konumuzda relative adverbs where, when and why yapılarını öğreneceğiz. Bazı relative clause'larda relative pronoun plus preposition yerine where, when, why zarflarda kullanılabilir. Şimdi bunların anlamı where, nerede anlamında ama yer ifadeden yapılarda kullanıyoruz. Yer ifadeden yapıları tanımlamak için kullanıyoruz adjective clause'larda. In, at, which anlamında refers the place, yani yeri refer ediyor. The place where I fainted, bayıldığım yer. The when, in, on, which refers the time expression, hani zaman ifade ediyor. The day when I fainted, bayıldığım gün gibi. The why, for which, yani bir sebebi refer ediyor. Bir sebebi değindi. The reason why I fainted. Yani bayılma sebebim gibi çeviriyor. Şimdi ilk olarak detaylara bakalım. Where ile başlayalım. Where. Relative clause'da tanımlanan isim bir yer bildiriyorsa relative pronoun olarak where kullanılır. Şimdi. They live in a lovely town where there is no crime at all. Hiç suç işlenmeyen sevimli bir kasabada yaşıyorlar. Biz burada kasabayı tanımlıyoruz. Where there is no crime at all. Yani hiç suç işlenmeyen sevimli bir kasabada yaşıyorlar. Biz burada kasabayı, yeri tanımladığımız için where kullandık. The restaurant where the waiters are very kind serves fantastic food. Restaurant diyor yani. Garsonları çok kibar olan restoran fantastik yiyecekler hizmet ediyor. Yani servis ediyor. They have a great time at the cafe where they meet twice a month. Onlar ayda iki kez buluştukları kafede muhteşem. Kullanılan bir relative clause da ilgeç preposition kullanılmaz. İlgeçle beraber which veya that kullanılabilir. Relative clause, relative pronoun'u atarak yalnızca ilgeçle de relative clause oluşturabilir. İlgeç relative pronoun'dan önce kullanılacaksa sadece which'in başına getirilebilir. Şimdi şöyle bakalım. The town is lovely. Kasaba güzel. We spend our weekends there. Hafta sonlarımızı orada harcıyoruz. The town where we spend our weekends is lovely. Kasaba diyor. Hafta sonu geçirdiğimiz kasaba güzel. Biz burada kasabayı tanımlarken where ifadesini kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu şu şekilde yani yer belirttiği için the town in which ifadesi de yani in which direkt where'le aynı anlamda geliyor. In which we spend our weekend is lovely. Yani hafta sonu geçirdiğimiz kasaba güzel. In which kullanıldığı için gençler yani bu where yerine in which de kullanabiliyoruz. The town which we spend our weekends in is lovely. Hani we spend our weekends in the town diyoruz ya. Buradaki in o, in the town ünlü. Bu in kullanıldığında, burada kullanıldığında bizim where kullanmamıza gerek yok. In burada kullanıldığında which veya that yapısını kullanabiliyoruz. Ama in that olmuyor buradaki in which gibi. Ya da tamamen bunları atıp cümlenin içinde sadece yani preposition'ı bırakarak the town we spend our weekends in is lovely. Tatlı sonları geçirdiğimiz kasaba güzel, şirin şeklinde İki cümleyi birleştirebiliyoruz gençler. Bir sonrakine bakalım. He doesn't want to sell the house. Evi satmak istemiyor. All his children were born in that house. Onun tüm çocukları o evde doğdu. Şimdi buradaki iki kısımdaki ortak noktalar ne? Ev ve o ev. İkisinde de yer olarak kullanılmış burada ifade. He doesn't want to sell the house. Evi satmak istemiyor. Where all his children were born. Yani tüm çocuklarının doğduğu evi satmak istemiyor. Şimdi in which kullandığımızda where yerine yine in which de kullanabiliyoruz. Buradaki in edatından dolayı. He doesn't want to sell the house in which all his children were born. Ya da he doesn't want to sell the house which all his children were born in. Ya da he doesn't want to sell the house that all his children were born in şeklinde birçok şekilde bu ifadeyi söyleyebiliyoruz. Şimdi
Burası biraz önemli gençler. Buraya bakalım. Her zaman yer ifade eden cümlenin bir yeri tanımlarken her zaman is where ifadesini kullanamıyoruz. Onun yerine which veya that de kullanılabiliyor. Burayı dikkatli bir şekilde kavramamız lazım. Tanımlanan yer ismi relative clause'da dolaylı tümleç değil. Özne veya nesne durumundaysa where kullanılmaz. Which veya that kullanılır. Şimdi ilk cümleye bakalım. The museum is very popular all around the world. Müze çok popüler. Dünyada çok popüler diyor. It is visited by millions of people every year. O her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilir. Şimdi gençler, burada the museum ifadesi ve müze ve it ifadesi ortak cümlede. Bunları birleştireceğiz. Yani burada tanımlanması gereken kısım müze. Müzeyi tanımlayacağız. Müzeyi tanımlayan cümle, yani relative clause'umuz ise burası. Şimdi burada müze ne olarak kullanılmış? It. Yani özne olarak kullanılmış burada. Yer olarak kullanılmadığı için biz bu ifadede which veya that kullanabiliriz. It burada özne durumunda olduğundan where kullanılamaz diyor zaten buradaki açıklamamızda. The museum which of that is visited by millions of people every year is very popular all around the world. Her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen müze tüm dünyada popüler. Şimdi bir sonrakine bakalım. I want to go to a restaurant. My friend recommended it. O restorana gitmek istiyorum. Arkadaşım onu önerdi. Şimdi buradaki her iki cümledeki restaurant ve o, orası ortak olduğundan gençler. Buradaki it yer olarak mı kullanılmış? Yoksa nesne olarak buna bakacağız. Buradaki restoran hani onu önerdi. Neyi önerdi? Onu önerdi. Nesne olarak kullanıldığından dolayı, yer değil, nesne olarak kullanıldığından dolayı biz yine restoranı tanımlarken which veya that kullanacağız. I want to go to the restaurant which or that my friend recommended. Arkadaşım tavsiye ettiği restorana gitmek istiyorum. Şimdi buraya bakalım. The room has a wonderful view. Oda muhteşem bir manzaraya sahip. I like writing my stories in that room. Hikayelerimi orada yazmayı seviyorum. Şimdi burada gençler ortak noktamız oda ve in that room. Değil mi? Bakın burada nesne ve özne olarak kullanılmış. Yer olarak yani dolaylı tümleç olarak kullanılmış. In that room ifadesi. Biz bu yüzden room odayı tanımlarken bu ifade atacağımızdan bunun yerine biz where, in which ya da which kullanabiliriz ama in cümlenin içinde kalmak şartıyla. The room where I like writing my stories has a wonderful view. Hikayelerimi yazmaktan hoşlandığım odanın harika bir manzarası var. Şimdi gençler birkaç soru çözelim bununla ilgili. Biraz daha oturacaktır. Have you ever stayed at the hotel? Was awarded as the best hotel last year. Yani, otelde kaldın mı diyor. Yani geçen yıl en iyi otel olarak ödüllendirilen otelde kaldın mı diyeceğiz. Şimdi biz buraya which mi, where mi? Hangi ifadeye getireceğiz? Bunun anlamamızın kısa bir yolu var. Şimdi şu cümle, tanımlayan cümle, yani relative clause cümlemiz de bizim şu otel ifademiz nesne olarak mı kullanıldı? Özne olarak mı ya da yer olarak mı kullanıldı? Şu cümleyi tamamladığımızda, tek başımıza kullandığımızda, yani which ile tanımladığımızda the hotel was awarded as the best hotel last year ifadesi bizim relative clause'umuz. Buradaki the hotel burada özne olarak kullanıldığından bizim bu yapımız which olacak. Şimdi I have never been to the art gallery. Hiçbir sanat galerisinde bulunmadım. They exhibited modern art. Yani
Modern sanatların sergilendiği, onların modern sanatları sergilediği sanat galerisinde bulunmadım diyeceğiz biz burada. Şimdi burada Art Gallery şu cümlede "The exhibited modern art in the Art Gallery" ifadesini oturduğu için biz var yapısını kullanacağız. Yer olarak kullanılıyor çünkü sanat galerisi. Nobody wants to rent a flat. Kimse daireyi kiralamak istemiyor. A man was killed a couple of months ago. Yani bir adamın birkaç ay önce öldürüldüğü daireyi kimse kiralamak istemiyor. Şimdi biz buradaki flat, burada in that flat ifadesi hani yer olarak kullanıldığı için where cevabımız olacak. Tanımlarken, daireyi tanımlarken biz where ifadesini kullanacağız. The Congress Hall, Kongre salonu. Can seat more than 2000 people. Yani 2000'den fazla insanın ağırlayabilecek, oturabileceği kongre salonu has an interesting design. Sıra dışı bir tasarıma sahip. Şimdi burada kongre salonu yer olarak değil, bu cümlede the Congress Hall can seat more than 2000 people ifadesi. Yani direkt özne olarak kullanıldığı için relative clause cümlesinde biz which ifadesini kullanıyoruz burada. She left her purse in the restaurant. Restoranda cüzdanını bıraktı. Yani unuttu ya da bıraktı şeklinde çevirebiliriz. She had lunch yesterday. Dün öğle yemeğini yedi restoran. Şimdi biz buradaki ifadeyi nasıl yapacağız? She left her purse in the restaurant diyor. In the restaurant burada diye ikinci cümlede yer olarak kullanıldığında hani where ifadesini kullanacağız. Şu cümleyi şu şekilde tamamlayacağız. She had lunch in the restaurant yesterday. Dün öğle yemeğini yedi yemek restaurant. In the restaurant şeklinde kullanıyoruz. Biz oradan in the restaurant nerede öğle yemeğini yedi sorusunu sorduğumuzda bize in the restaurant cevabını veriyor. Hani neyi yedi şeklinde değil. Ya da kimi yedi dedi şeklinde cevaplar vermiyor. Hani özne ya da nesneyi vermiyor. Biz direkt yeri verdiği için, dolaylı türmeç olduğu için biz ver ifadesini kullandık. Bir sonraki cümlemizde that lovely town is visited by thousands of people every summer has wonderful beets. Yani sevimli kasaba. Yani her yıl binlerce insanlar, her yaz binlerce insan tarafından ziyaret edilen sevimli kasaba muhteşem sahillere sahip. Şimdi the lovely town is visited by thousands of people diyor. Buradaki tanımlayan ifademiz relative clause'un başına eksik olan kısmı getirdiğimizde direkt cümlenin başında olan özne olarak kullanıldığında biz buraya which ifadesini getiriyoruz. The instructor in the driving course he attends are very good at their job. The instructor in the driving course. Yani sürücü kursundaki eğitmen which he attends onun gittiği kurs are very good at their job. Yani işinde çok iyi. He attends in the driving course. The cinema hall was built in the 50s, has very uncomfortable seats. Sinema salonu. Nerede? İşte 1950'lerde inşa edilen sinema salonu. Çok rahatsız koltuklara sahip diyeceğiz. Which ifadesini kullanacağız. Çünkü burada the cinema hall was built in the 50s. Yani ikinci cümlede, relative clause cümlesinde sıfat olarak kullanılıyor. Bir sonraki ifademize bakalım. He still lives in the house. O hala evde yaşıyor. He was born in. Doğdu. Şimdi buradaki house şu kısımda daha hani he was born in the house, in that house diyebiliriz. Hani
O evde doğdu. Her kelime de yer olarak kullanılıyor ama burada in propositionımızın olduğundan dolayı biz where yerine which kullanıyoruz. Hani in olmasaydı biz buraya direkt where ifadesini kullanacaktık. She loves buying books in that bookstore. O kitaptaki, yani kitap almayı seviyor. She can find whatever she wants. Yani istediği her şeyi bulabildiği kitap evinde. She can find whatever she wants in that bookstore. Dediğimiz için yani yer olarak kullanıldığı için where relative clause'unu kullanıyoruz. Bu haftaki konumuz bu kadar gençler. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.